36. Osmanlı Padişahı 6. Mehmet ya da daha çok bilinen adıyla Vahidettin, Kurtuluş Savaşı sırasında izlediği tutum ve siyaseti nedeniyle Türk tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olmuştur. Aradan geçen bunca zamana rağmen tartışmalar bitecekmiş gibi de görünmüyor. Resmi tarih anlatımında çeşitli yayınlara ve arşiv belgelerine göre Kurtuluş Savaşı'na karşı olanların başında son Osmanlı Padişahı Vahdettin geliyor. Vahdettin Atatürk'ün kaleme aldığı nutuk olmak üzere birçok kitapta hain olarak niteleniyor. Buna karşılık bazı kimseler Sultan Vahdettin'in asla hain olmadığını, Kuvayi Milliye'ye yardım ettiğini ve hatta Kurtuluş Savaşı'nı onun başlattığını ileri sürüyor. Peki gerçekten öyle mi? Son ana kadar İngilizlerden medet umarak tahtında kalan Sultan Vahdettin'in yurt dışına firar ettikten sonra kendisinin kaleme aldığı ve Mısır'da El Ahram gazetesinde yayınlanan Mekke beyannamesini ve süre gelen tartışmaları bir cevap oluşturması bakımından bu beyannamenin içeriğini konuşacağımız bir video hazırlamak istedik sizlere. Vahdettin amcası Abdülaziz ile ağabeyleri 5. Murat ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden ve Yusuf İzzettin Efendi'nin 1 Şubat 1916 tarihinde intihar etmesinden sonra 55 yaşındayken veliaht olur. Vahdettin'in 1. veliahtlığı 2 yıl 5 ay sürer. Mustafa Kemal Paşa ile Vahdettin'in ilk defa görüşmeleri, Sultan Mehmet Reşad'ın rahatsızlanması sebebiyle yerine veliaht olarak ziyarete gittiği Almanya gezisi sırasında yaşanıyor. Bildiğiniz gibi bu Almanya ziyareti 15 Aralık 1917'de başlamış ve 4 Ocak 1918 tarihinde bitmiştir. Yani sadece 20 gün. 3 Temmuz 1918 çarşamba günü kalp yetmezliğinden 73 yaşında ölen Padişah Mehmet Reşad'ın ardından 58 yaşında Vahdettin Padişah olur. Osmanlı İmparatorluğu'nu 1. Cihan Harbi'ne sokmuş ve bu suretle bir uçurumun önüne getirmiş olan İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidarı 8 Ekim 1918 Salı günü Sadrazam Talat Paşa'nın istifası ile son bulmuştu. Vahdettin'in tahta çıkmasından 118 gün yani sadece 3 ay 26 gün sonra Osmanlı Devleti 30 Ekim'de Mondros Bırakışması'nı imzalamış ve 1. Dünya Savaşı'nda teslim olmuştu. O halde 1. Dünya Savaşı'nın son günlerinde tahta geçmiş olan Vahdettin'den Türkiye'nin savaş neticesinde uğradığı musibetlerin sebebini sormamız doğru ve adil bir davranış olmaz. İttihat ve Terakki Fırkası son kongresini 120 kadar üyesi ile birlikte 1 Kasım günü yapmış ve parti ileri gelenleri olan Enver, Cemal ve Talat Paşalar aynı günün gecesi ülkeden firar etmişlerdi. 6 Kasım 1918'de İngilizlerle Fransızlar 1915'te çetin deniz ve kara savaşlarıyla ele geçiremedikleri Çanakkale Boğazı'nı işgale başladılar. Memleketi içinde bulunduğu bu felaket girdabından kurtarma işi artık Padişah Vahdettin'in vereceği siyasi kararlara bağlıydı. Padişah Vahdettin'in iddiaçı karşıtı olduğu kesindi. Nitekim Hüseyin Rauf son kez padişahın huzuruna çıkmış ama bu görüşme pek olumlu geçmemişti. Rauf Bey'in basında damat Ferit hakkında yayınlanmış olan yazıları Vahidettin'i hatırlatması üzerine sükunetini bozarak ayağa kalkan padişah, görüşmenin sona erdiğini anlatmak istemiş ve daha sonra Rauf Bey'in gözlerinin içine bakarak ''Beyefendi, ortada bir millet var, koyun sürüsü. İdaresi için bir çoban lazım. O da benim.'' demişti. 12 Kasım 1918 Salı günü Fransızlar İstanbul'a bir tugay asker soktu. 13 Kasım 1918 Çarşamba günü İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden meydana gelen 61 parçalık İtilaf donanması boğazlardan geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne demirledi. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'un işgali 13 Kasım 1918 tarihinden 6 Ekim 1923 tarihine kadar 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Aradan geçen neredeyse 100 seneden sonra bile yaşanan işgal sürecindeki Vahdettin ile İngiliz arasında yapılmış haberleşmeler ve yazışmalar hala tam olarak gün yüzüne çıkartılamadı ama elimizde Vahdettin'in imzasını taşıyan kayda değer belgeler de yok değil. İtilaf Devletleri adına İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı olarak görev yapan Charles Harrington'ın Kasım 1940 tarihinde yayınlanan hatıralarını okuyanlar, bu kitabın 125. sayfasında Müslümanların halifesi Vahdettin imzasıyla İngiltere'ye sığınma talebini dile getiren bir mektubun bulunduğunu göreceklerdir. Her ne kadar General Harrington, Vahdettin'in bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla İngilizlere iltica ettiğini aynı gün öğleden sonra resmi bir bildiri olarak yayınlamış ve bu açıklama gazetelerde haber olarak çıkmış olsa da bazı yeni Osmanlıcı yazarlar bunun doğru olmadığını söylüyorlar. General Harrington kitabında bu mektubun imzalı orijinalini yayınlaması bu hikayenin kuşku götürmez delillerle dayandığını ispatladı. Bir diğer önemli belge Vahdettin'in İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bu ilk beyanımdır dediği Mekke beyannamesi 1982 senesinde Fransa'da çıkmış olan Türkiye dergisinin 14. sayısında yayınlandı. Gramont ve Mamary, Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu raporlarından yararlanarak Vahdettin'in Malta'dan Cidde'ye kadar olan yolculuğunun ayrıntılarını veriyorlar.
Bu makale daha sonra iletişim yayınlarından aylık olarak çıkan Nisan 1985 tarihli Tarih ve Toplum Dergisi'nin 16. sayısında 6. Mehmet'in sürgündeki haç yolculuğu ve birkaç bildirisi ismiyle günümüz Türkçesiyle yayınlanmıştı. Derginin içerisinde bulunan Sakıt Sultan'ın İslam alemine beyannamesi bizim Vahdettin'in Mekke beyannamesi olarak adlandırdığımız belgedir. 1920 yılının Ocak ayında heyeti temsiliye üyesi Mazhar Müfit Kansu, Vahdettin'in davetiyle kendisiyle görüşmüştü. Görüşme sırasında Vahdettin Kansu'ya "Beyefendi, düşmandan memleketimizi kurtarmak için ne gibi çare düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltince, "Efendimizin Anadolu'ya hatta Bursa'ya kadar teşrifleriyle mesele hallolur" diyerek padişahı Anadolu'ya davet etmişti. Bu teklife sinirlenip ayağa kalkarak "Bana ulu ecdadımın başkentinden firar mı teklif ediyorsunuz?" diye cevap veren Vahdettin'e Mazhar Müfit Bey, "Hayır, milletim ve vatanım bu sıkışık ve zor zamanda ulu ecdadınız gibi milletin başına geçmenizi teklif ediyorum" demişti. Bugünlerden sonra bildiğiniz üzere Türk ordusu 30 Ağustos 1922'de başlayan Yunan kuvvetlerine taarruzu ve devamında takip ve imha hareketiyle 9 Eylül tarihinde İzmir'e girmiş ve bunun sonucunda 11 Ekim günü Mudanya Mütarekesi imzalanmıştı. Artık bir barış anlaşması imzalanması için karşılıklı tarafların masaya oturması gerekiyordu ama o sıralarda Türkiye'de iki farklı hükümet bulunuyordu. Biri İstanbul hükümeti, diğeri ise Ankara hükümeti. İtilaf devletleri yapılacak olan barış konferansı için iki hükümeti de davet etti. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Başkanı eski Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa 30 Ekim'de Ankara Büyük Millet Meclisi'ne hitaben bir telgraf çekerek konferansa birlikte katılmalarını istedi. Tevfik Paşa'nın bu isteği mecliste şiddetli tepkilerle karşılanmıştı. Meclis zabıtlarından saatlerce konuyla ilgili tartışmaların yapıldığını anlıyoruz. Sonucunda meclis 1 Kasım 1922 gününün toplantısında saltanat ile halifeliği birbirinden ayırarak saltanatı kaldırmaya karar verdi. 2 sene önce Anadolu'ya geçerek milli direnişe katılım teklifine "Bana firar mı teklif ediyorsunuz?" diyerek reddeden Sultan Vahdettin 16 Kasım 1922'de İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı Charles Harrington'a "İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti faimesine iltica ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahara naklimi talep ederim efendim" yazılı bir mektup göndererek İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu. Ertesi gün 17 Kasım 1922'de Malaya isimli İngiliz zırhlısı ile ülkeden ayrılarak ilk önce Malta'ya hareket eder. İngiliz Yüksek Komiser Vekili Sir Neville Henderson gemide Vahdettin'i ziyaret ederek İngiltere Kralı 5. George'a iletilmek üzere herhangi bir arzusu olup olmadığını sormuştu. Vahdettin gördüğü misafirperverliğe teşekkür ederek krala ne padişahlıktan ne de halifelikten feragat etmediğinin söylenmesini istemişti ama 20 Kasım 1922 Pazartesi günü Malta Adası'na ayak bastıklarında İngilizler kendisini en düşük düzeydeki devlet temsilcisi onuruna düzenlenen bir törenle karşılamıştı. Yani artık İngilizler kendisini ne halife ne de hükümdar olarak görmüyorlardı. Elbette Müslüman halifenin Müslümanlığın baş düşmanı İngilizlere iltica ettiğinin yankıları hemen ertesi gün yayıldı. Mecliste hararetli tartışmalar yaşandı ve sultanın firarına cevabı hilafetin Vahdettin'in elinden fetva ile alınması ve onun yerine Abdülmecid Efendi'yi getirmesi olmuştu. Bu sırada Hicaz Kralı Hüseyin Malta'da 45 gün kalan ve adada halk içine karışmasına izin verilmeyen Vahdettin'e 21 Kasım tarihli bir mektup gönderir ve kendisini Mekke'ye davet eder. Hatırlayın Osmanlı İmparatorluğu'nun atadığı Mekke Haşim-i Şerifi Hüseyin 1. Dünya Savaşı'nın ilerleyen günlerinde İngiltere tarafına geçerek ve Halife Sultan'a karşı tam bağımsızlık talebinde bulunarak Türkiye'ye karşı cephe almıştı. 1916 yılında isyan edip 1918'de kendini Hicaz Kralı ilan etti. Şerif Hüseyin'in konfederasyon şeklinde bir Arap İmparatorluğu kurup bu krallıkların başına kendi çocuklarını getirerek halife unvanıyla hüküm sürmek peşinde olduğu herkese biliniyordu. Kendi çıkarları için İngilizlerle bir olup Türk askerini arkadan vurmuş, devletine ve hükümdarlığına baş kaldırmış böyle birisinin bu davetini 6. Mehmet hemen kabul ettiğini bir telgrafta bildirdi. Bu ziyaretin gerçekleşebilmesi için de İngiliz hükümeti Vahdettin'in emrine ayak zırhlısını tahsis etti. Sultan 5 Ocak günü bu zırhlı ile Mekke'ye doğru hareket etti. 9 Ocak 1923 tarihinde Kuzey Mısır'da Akdeniz kıyısında ve Süveyş kanalı yakınlarında bir kent olan Port Said'e gelir. Burada kendisini Hüseyin'in oğullarından Şarkülürdün Emiri Abdullah'ın başkanlığındaki bir heyet karşılar. Tek sorun bundan sonra İngilizlerin seyahat için kendisine savaş gemisi vermek istememesidir. Bunun sebebi ise İngilizler halife unvanı taşımış olan kişiyi kutsal topraklara kendi gemileriyle kendilerinin bir adamı gibi götürmenin yanlış olacağını düşünmeleriydi. Ertesi gün Vahdettin ile beraberindekiler Süveyş'e oradan 11 Ocak'ta bir başka gemiyle Cidde'ye doğru yola çıkarlar. Nihayet Cidde'ye 15 Ocak sabahı varılır.
Kral Hüseyin ve veliahtı Ali vapura çıkarak Vahdettin'i karşılarlar ve şehre kadar kendisine refakat ederler. Yalnız bu karşılayışta gerçekleştirilen itibar ve saygı gösterisinde bir farklılık, eksik bir detay bulunmaktaydı. Normalde bugün merasimlerde peygamberin sancağının açılması adeti vardı. İşte Kral Hüseyin'in Vahdettin'in halifeliğini tanımadığının mesajı bu ince detayda yatıyordu. Vahdettin'i Cidde'de karşılayanlar arasında sadece Osmanlı Devleti'ni baş kaldırıp kendisini Hicaz Kralı ilan eden Şerif Hüseyin bulunmuyordu. Seher Anlaşması'nı imzalayanlardan şair ve filozof Rıza Tevfik, Tiali İslam Cemiyeti kurucusu ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olan Sabık Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi kişiler de bulunuyordu. Mustafa Sabri'yi bir başka çalışmamızda detaylı anlatmayı düşündüğüm için burada kısaca birkaç bilgi vererek değinmek istiyorum. Kendisi Yozgat Mutasarrıf Vekili ve Boğazyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamına fetva veren Şeyhülislam'dır ve aynı zamanda ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan, ulusal birlik ve beraberliğimizi bozucu işgalci devletlerin destek ve yardımlarıyla kurulan ve milli mücadele aleyhinde pek çok bildiri dağıtarak faaliyetler gösteren Teali İslam Cemiyeti Başkanı olduğunu görüyoruz. Bu cemiyetin diğer yöneticileri ise İskilipli Mehmet Atıf ve Said-i Kürdi idi. Vahdettin Cidde'de birkaç gün kaldıktan sonra İmralı refakatiyle Taif'e hareket etti. Bu şehirde 2 aydan fazla kalacaktı. Paris'te Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde bulunan belgelerin Cidde Konsolosluğu'na ait olan yazışmalar içerisinde 12 Mart 1922 tarihli bir dosyada 6. Mehmed'in Halife Sultan sıfatıyla bütün İslam alemine hitaben yayınlamak istediği bir beyanamenin de çevirisi bulunmaktadır. Makalenin yazarları Cidde'nin ileri gelen bir şahsiyeti henüz yayınlanmamış olan bu metnin Arapça bir nüshasını konsolosluğa gönderdiğini yazıyor. Devamında ise beyannamenin yayınlanmasıyla ilgili olarak eldeki tek kanıtın Kahire'de çıkarılan El Ahram gazetesinin 29 Şaban 1341'e rastlayan 16 Nisan 1920 tarihli 14.024 sayılı nüshasında tek başlık altında 3 sütun üzerine yer alan metin olduğunu söylüyor. Halbuki o günlerin yabancı basınını taradığımız zaman Vahdettin'in bütün İslam alemine hitaben kaleme almış olduğu bu bildirinin pek çok yabancı basına ulaştığını ve 6 gün kadar sonra da Tevhid-i Efkar gazetesinde Türkiye'de de yayınlanmış olduğunu tespit edebiliyor ve kanıtlayabiliyoruz. Bu beyanname pek çok defa yeni yazıya da aktarıldı ve birçok kitabın içerisinde tam metin olarak da bulunmaktadır. 15 Ekim 1978 tarihinde Kadir Mısıroğlu'nun çıkardığı Sevil dergisinde, Tarih ve Toplum dergisinin Nisan 1985 tarihli 16. sayısında, 1990 yılında İletişim Yayınları'ndan çıkan Refik Halit Karay'ın Bir Ömür Boyunca isimli kitabında, yine İletişim Yayınları arasından çıkan Hüseyin Kazım Kadri'ye ait Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım isimli Hatırat kitabında, yine Kadir Mısıroğlu'nun yayınladığı Lozan Zafer mi Hizmet mi isimli eserin 3. cildinde, Murat Bardakçı'nın 1998'de yayınlanan Şah Baba isimli kitabında, 2013 senesinde Derin Tarih Dergisi'nin eki olarak Ben Hain Değilim başlığı ile ve son olarak Metin Ülagü'nün 2016 yılında Timaş yayınları arasından çıkan Yurtsuz İmparator Vahdettin isimli kitabında Vahdettin'in bu beyannamesinin metni yayınlanmıştır. Günümüzde milli mücadeleyi başlatması için Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen Vahdettin'dir diyenler, İngilizlerin tepkisini çekmemek için Sultan Ankara hükümetini ve milli mücadeleyi el altından desteklemek zorunda kalmıştır diyerek Vahdettin'in aslında Kuvayi Milliye'yi desteklemiş olduğunu ileri sürenler bulunmakta. Durum böyle olunca Vahdettin'in Mekke beyannamesinin toplumumuzda tam olarak bilinmediği anlaşılıyor. Ya da belki de işlerine gelmediği için pek fazla üzerine durmuyorlardır. Bu kadar bir ön bilgiden sonra şimdi isterseniz gelin Mekke beyannamesinde Vahdettin'in söylediklerini birlikte bir bakalım. Beyanname metninin tamamı ortalama 12 kitap sayfası kadar tuttuğu için burada sizlere özetleyerek önemli yerleri aktaracağım. Tam metni takip etmek isteyen arkadaşlar TürkçeTarih.com adresine bakabilirler. Birinci paragrafta başlangıcında devletimizin katılmasına kesinlikle razı olmadığım ve devam ettiği süre boyunca da elimde bulunan bütün vasıtalarla tahribat ve zararlarını azaltmaya çalıştığım Birinci Dünya Savaşı'nın korkutucu sonuçları kendisini göstermeye başladığı zaman, biraderim Sultan 5. Mehmed vefat ettiği zaman Osmanlı Anayasası'nın verdiği hakka dayanarak hilafet ve saltanat makamına geçtim. Bütün cephelerimizin ardı ardına yenilgilere uğraması ve hiçbir galibiyet ümidi kalmamış olan bu korkunç savaşın uzaması, güya meşrutiyet rejimi ilan ve uygulama iddiasıyla 1908 yılından beri idarenin başında bulunan İttihat ve Terakki yönetiminden aşırı ve sözü geçen kısmının savaştan yararlanarak memlekette yol açtığı yağma, rüşvet ve anlaşılmayan maksatlarla yer yer gerçekleştirdikleri yangınlar sebebiyle başkentten en uzak sınıra kadar memleketin her noktasında milletin varlığı erimekte ve milletin yaşam dayanıkları korkunç bir şekilde heder olup gitmekteydi. Bu feci durum karşısında yapılması gereken hedef ve gaye, barış ve huzurun tekrar getirilmesinden başka bir şey olamazdı.
Bu amacın gerçekleşmesi için de hiçbir geciktirmeye izin verilmemiş, mümkün olan her çareye başvurulmuştur. Fakat savaşın devamından şahsi menfaatler elde eden ve memleketimizin hak ve hukukuna tecavüze alışmış olan o zamanın hükümeti ve yine o diktatör hükümetin etrafında oluşmuş olan ihanet şebekesi çalışmalarımız sonuçsuz kalmasına ve kendi kafalarına göre barış görüşmelerine girişerek elde edilebilecek faydaları ve elverişli şartları yok etmişler ve muhterem milletin mazlum kanını sebepsiz yere ziyan olmasına engel olacak fırsatı bırakmamışlardı. İngiliz belgeleri Padişah Fatettin'in daha tahta çıkar çıkmaz hangi koşullarla olursa olsun barış yapmak için birçok kez uğraştığını doğrulamaktadır. Gördüğünüz gibi Fatettin burada 1. Dünya Savaşı'na girilmesinden, sürdürülmesinden ve yenilginin kesinleşmesinden sonra daha elverişli bir ateşkes anlaşmasının yapılamamasının sebebi de dahil olmak üzere İttihat ve Terakki Partisi ile ilgilenenlerini sorumlu tutuyor. Çünkü kendisi Mondros Mütarekesi'ni yapmak için gidecek olan heyetin başında kayınbiraderi olan damat Ferit'i gönderme taraftarıydı. Sadrazam İzzet Paşa, padişahın bu isteğini çılgınlık olarak nitelemişti ama Fatettin bu isteğini diretmişti. İzzet Paşa kabineye danıştıktan sonra damat Ferit'i bu göreve getirmeye karşı çıkmış, heyetin başkanlığına Deniz Bakanı Hüseyin Rafık atamıştı. Sanıyorum ki Fatettin'in düşüncesine göre daha elverişli bir ateşkes anlaşmasını damat Ferit Paşa yapabilirdi. Bu isteğinin kabul edilmemesi ve Vahdettin'in endişesi saltanatının sona ermesi. Asayiş meselesi ileri sürülerek gerekli gördükleri herhangi bir yeri işgal etme hak ve yetkisini İtilaf Devletleri'ne veren özel maddesiyle Adana, Musul, Antalya, İstanbul ve İzmir işgalleri gibi sonraki bütün felaketlerin kaynağını oluşturan söz konusu mütarekenin imzalanması mağlubiyet ve mecburiyetimizin zorunluluğu olduğu halde daha sonra da İzmir'in işgal edilmesi dolayısıyla beni itham edenlerin bakış açısına göre bu işgallere dayanak teşkil eden Mondros Ateşkesi'ni imzalamaya bizzat katılan Rauf, Fethi ve askeri bakımdan devleti böyle bir acı mecburiyete düşürmekte cidden katkısı bulunan Mustafa Kemal gibi bugünkü milli mücadele reislerinin sorumlu tutulması ve itham edilmesi gereklidir. Adana, Musul, Antalya, İstanbul ve İzmir işgalleri gibi sonraki bütün felaketlerin kaynağını oluşturan Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından Rauf ve Fethi Bey'i suçlamaktadır. Vahdettin'in ateşkes anlaşmasını Osmanlı Devleti adına heyet başkanları görüşen ve imzalayan Rauf Bey'i suçlamasını anlayabiliyorum ama anlaşmanın imzalanmasına bir fiil katıldığını söylediği Fethi Okyar Bey'i suçlamasını anlamak zor. Çünkü Fethi Okyar mütareki görüşmelerine katılmamıştır. Dolayısıyla imza atanlar arasında da adı bulunmuyor. Çünkü gerek bu ateşkesin imzasında ve gerek ondan sonraki bütün sorunlarda Osmanlı Anayasası'nın gereği olarak sorumluluğu bulunmayan hükümdarlık makamı için iktidardaki hükümetin arz ettiğini onaylamak gerekliliği gibi karşı çıkılamayacak kadar kesin bir sebep bulunduğu halde ne kendi eliyle yazıp imzaladığı ateşkesin uygulanması demek olan bu felaketlere karşı sonradan muhalefet edilmesine ön ayak olmak küstahlığını gösteren Rauf Bey için ne de devletin belli başlı mevcut kuvvetlerinin büyük bir kısmını esir vererek alçakçı Toros Dağı dağları eteklerine sığınması yüzünden ateşkes imzalanmasını kaçınılmaz bir hale getiren Mustafa Kemal için kabul edilebilir hiçbir mazeret mevcut değildir. İşte Osmanlı tahtına oturuşumdan sonra ilk siyasi adımı teşkil eden mütarekeye kadar meydana gelen olaylar karşısında benim durumum budur. Osmanlı Devleti'nin savaşta askeri olarak yenilmesini ve aldığı yenilgi yüzünden bu ateşkesin imzalanmasına sebep olduğu için de Mustafa Kemal Paşa'yı suçlamaktadır. Bununla ilgili olarak ayrı bir video yapmayı düşündüğüm için bu konuyu şimdilik atlıyorum. Bildirideki bu iddiaya Fransız yazarın makalesinde yazdığı dipnotu vermekle yetiniyorum. Gerçeğe aykırılığı son derece açık olan bu iddiaları reddetmeyi fuzuli görüyoruz. Kendisinin bir sultan olarak ise önüne geleni onaylamaktan başka bir gücü olmadığını ileri sürmekle birlikte onayladıklarından da sorumlu tutulmaması gerektiğini söylemekte. Ateşkesten sonra yürüttüğüm siyaset ise geri alınması mümkün olmayacak bir adım atmaktan kaçınmak, bir taraftan içeride makul ve ölçülü bir ıslahata ve icraata hız vermek, diğer taraftan da dışarıda siyasi girişimlere devam ederek aleyhimizdeki genel öfkenin bertaraf edilebileceği uygun zamanı bekleyebilmek için vakit kazanmaktan ibaret diyor. Bu cümleden Vahdettin'in uyguladığı siyasetin işgalleri Mustafa Kemal Paşa gibi karşı koyma düşüncesinde olmadığını anlıyoruz. Vahdettin Kurtuluş Savaşı'nı başlattı veya Kurtuluş Savaşı'nı destekledi diyerek tarihi çarpıtan kişilere karşı Vahdettin'in kendisi amacının geri alınması mümkün olmayacak bir adım atmaktan kesinlikle kaçınmak ve aleyhimizdeki genel öfkenin bertaraf edilebileceği uygun zamanı bekleyebilmek için vakit kazanmaktan ibaret olduğunu söylemektedir. Peki Padişah Vahdettin vakit kazanmak istediğini söylüyor ama bunun sonucunda Yunan işgallerine karşı koyup İngilizleri vatan toprağından temizlemek için bir planı bulunuyor muydu? Bunu nasıl başaracaktı? Vahdettin İngilizleri vatandan atmak değil,
Aksine Anadolu'nun her yanına yerleştirmek ve Türk ordusunu İngilizlerin yetkisi altına bırakmayı istiyordu. Mondros'un imzasından sadece 47 gün sonra Vahdettin'in güttüğü politikanın detayını İstanbul'daki İngiliz Genel Karargahı'ndan İngiltere Askeri İstihbarat Şefi'ne çekilen 16 Aralık 1918 tarihli şu gizli telgraftan öğreniyoruz. Bugün Genel Karargah'a gelen Sami Bey, Padişah ve Dışişleri Bakanı adına İngiltere'nin Türkiye'nin yönetimini en erken vakitte devralmasını barış yapılıncaya kadar beklenirse çok geç kalınmış olacağını söylemiştir. Sami Bey, Arabistan'da İngiliz yönetimi kurulmasını istiyor. Denetim amaçları için ülkenin iç bölgelerine İngiliz subayları gönderilmesini, yönetime yardımcı olmak üzere İngiliz yetkilileri sevk edilmesini diliyor. Kafkasya'daki Türk askerleri bizim, yani İngilizlerin emrine verilecektir. Görevine son verilmesi istediğimiz her subay görevden alınacaktır. İzmir'in işgal hadisesinin karşısında kabul ve takip ettiğim siyaset ve gayede vakit kazanmaktan başka bir şey değildi. Çünkü bu işgal 3 büyük devletin kesin ve ani kararına dayandığı gibi mesele de büyük devletler meselesi olarak görünmekteydi. Vahdettin'in güttüğü siyaset işte bu teslimiyetçi zihniyetti. 3 büyük devlet İngiltere, Fransa ve İtalya Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesine karar ve izin vermiş, o halde Osmanlı padişahına göre yapacak bir şey yok. O sırada birçok Türk'ün ocağı sönecek, beşikteki bebekleri süngüden geçirilecek, karısının kızının ırzına geçilecek, Osmanlı padişahı da vakit kazanmak için uygun zamana kadar bekleyecekmiş. Vahdettin bildirisinin devamında olayın Yunan meselesi haline dönüşmesi, Yunanistan'daki siyasi durumun değişmesi ve üç büyüklerin aralarının açılmasından sonra ortaya çıktı. Ondan önce bu mesele büyük ve galip devletlerin ortaklaşa verdikleri kesin bir kararın tebliğ niteliğinde olduğu için hakkımızdaki genel hıncın geçeceği zamana kadar beklemek ve siyasi girişimlerle yetinmek doğru bir yol olarak görünüyordu. Mesele Yunan meselesi halini aldıktan sonra harpte mağlup olmamak şartıyla direnme gösterilmesine ben de taraftar edim demekte ve anakronik bir çıkarım yapmakta. Halbuki Vahdettin bahsettiği Yunanistan'daki siyasal durumun değişmesi, yani Menizios'un iktidardan ayrılarak yerine Konstantin'in kral olarak tahtına geri dönmesi Kasım-Aralık 1920'de gerçekleşiyor. İngiltere ile Fransa arasında bir gerginlik yaratan Ankara Anlaşması'nın tarihi ise 20 Ekim 1921'dir. 20 Ekim'e kadar neler olduğunu hatırlıyor musunuz? 2. Viyana kuşatması ile başlayan Türk geri çekilmesi 13 Eylül 1921 günü Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile durmuş ve üstünlük Türk tarafına geçmişti. Vahdettin bundan sonra harpte mağlup olmamak şartı ile direnme gösterilmesine ben de taraftar idim dediğine göre Ekim 1921'e gelene kadar Anadolu'daki direnişe hiçbir destek vermediğini ve genel siyasetini bekleyip aleyhimizdeki genel öfkenin geçmesi için vakit kazanmak olduğunu kendisi belirtmektedir. Nerede Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatması için Anadolu'ya yollayan, milli mücadeleyi planlayan, destekleyen Vahdettin'dir masalını uyduranlar? Nitekim bu düşünceyle Kuvayi Milliye'ye sempatisi olan bir takım kabineleri de iktidar mevkine getirdim diyor. 6. Mehmet'in padişahlığı sırasında pek çok defa hükümet değişikliği gerçekleşmiştir. Bunlardan damat Ferit Paşa'nın güttüğü İngiliz'i ve kesinlikle Kuvayi Milliye karşıtı olduğunu herkes kabul etmekte. Geriye kalan diğer hükümetlerin de Ankara politikasını hiçbir zaman desteklemediği, iktidarları süresince saltanata ve Vahdettin'in İngilizce politikasına bağlı kaldıkları kısa bir araştırma yapılarak bulunabilir. Elimizde bulunan bütün bilgi ve belgeler gösteriyor ki Vahdettin ve İstanbul yönetimi son ana kadar İngilizlerin lütfuna ümit bağlamış ve emperyalizmin suyuna gitme politikası izleyerek teslimiyetçiliği seçmiştir. Vahdettin'in bütün İslam alemine ithafen yazdığı bildirisinde Mustafa Kemal bağlı olduğu devlete itaat etmekten çıkmış ve Anadolu'da birçok aksakallı müftüleri varıncaya kadar asıp kesmek gibi kıyımları ile milli görevler sınırını aşarak milletin başına bela kesilmişti demektedir. Mustafa Kemal Paşa eğer Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatarak bağlı olduğu devlete itaat etmekten çıktıysa acaba Vahdettin ona direnişi başlatma emri vermediğini mi söylemek istiyor? O günlerden bugünlere anlaşılan pek fazla bir şey değişmemiş. Milli mücadele ve Atatürk karşıtlarının en çok tekrarladığı iftiralardan bir tanesi olan Anadolu'da birçok aksakallı mütçülere varıncaya kadar asıp kesmek gibi kıyımlar yapıldığı iddiasını Vahdettin de beyannamesine eklemiş. Bu konuda en değerli araştırmayı yapmış olan Profesör Doktor Ali Sarıkoyuncu hocamızın Milli Mücadelede Din Adamları isimli iki ciltlik eserine bakmanızı tavsiye ediyorum. Sarıkoyuncu, sayıları çok da az olsa kimi din adamı özellikle ilk günlerde milli direnişe pek sıcak bakmamış ve hatta bir kısmının aleyhte davrandığını söylemiştir. Bu kişilerden de bir kısmı düşmanla işbirliği yaptıkları ve Anadolu'da baş gösteren direnişi kırmaya çalıştıkları için asılmışlardır. Aksakallı oldukları için değil.
ve müttefiklerin aleyhimizdeki şiddetli anlaşmaların bozulmalarından önce ve hiçbir noktasında değişikliğe izin verilmeksizin 24 saat içinde ya tümüyle kabul ya da reddedilmesi hakkındaki baskı ve tehditleri içerdiğinden gayet kritik ve tehlikeli biçimde teklif edilmişti. Bir önceki videoda Serb Barış Anlaşması'nı detaylı bir şekilde ele almış ve hem hazırlık aşamasında hem de imzalanmasından sonra yaşananları sizlere aktarmıştım. Kabul edilmesi istenen Barış Anlaşması'nın metni Tevfik Paşa Başkanlığı'ndaki Osmanlı heyetine 11 Mayıs 1920 tarihinde Paris'te tebliğ edildi. Cevabın en geç bir ay içerisinde yazılı olarak verilmesi istenmişti. Sonrasında İtilaf Devletleri gerekli olan bu süreyi 26 Haziran 1920'ye kadar 15 gün daha uzattılar. Osmanlı Devleti barış şartlarının değiştirilmesi talebinde bulundu. Anlaşmanın değiştirilmesi talebine karşılık İtilaf Devletleri 17 Temmuz'da barış anlaşmasını imzalamak veya reddetmek üzere 27 Temmuz akşamına kadar 10 gün daha süre verdi. Nihayetinde anlaşma tebliğinden tam 3 ay sonra 10 Ağustos 1920'de Paris'te imzalandı. Yani Bahattin'in iddia ettiği gibi 24 saatte değil. Bununla birlikte ben Serb Anlaşması'nı kesinleşmiş sayılacak biçimde onaylamadım. Anlaşmanın kesinlik kazanması meclisin kabulünden sonraki onayıma bağlı olduğunu, ayrıca hak ve adaletle bağdaşmayacak olan böyle bir anlaşmanın devam edemeyeceğini ve yerleşemeyeceğini bildiğimden, hakkımızın anlaşılacağı uygun zamanın gelmesine kadar vakit kazanmak için anlaşmanın hükümetçe kabulüne taraftar göründüm. Bahattin Barış Anlaşması'nın Osmanlı hükümetince imzalanmasını kabul ettiğini apaçık söylemekte. Bunun sebebi ise vakit kazanmakmış. Söylediğine göre hak ve adaletle bağdaştırılamayacak böyle bir anlaşmanın devam edemeyeceğini kendisi biliyormuş. Peki Osmanlı hükümetinin imzaladığı bu barış şartlarının hak ve adaletle bağdaşmadığına kim karar verecekti? Anlaşmayı imzaya zorlayan düşman devletler mi? Ordusunu Ankara üzerine yürüterek anlaşmayı zorla uygulatmaya çalışan Venizelos mu? Serb Anlaşması'nı geçersiz kılan İstanbul yönetiminin katılanların öldürülmesinin farz olduğunu ilan ve komutanlarının çoğunu da gıyabında idama mahkum ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuydu. Mondros Mütarekesi, İzmir Hadisesi, Serb Anlaşması gibi farklı bir görüşle karşıladığım olaylardan sonra ortaya çıkan meselelerde meşrutiyet gereklerine uygun davrandım. Çeşitli hükümetlerin çeşitli ve belki de farklı görüşlerine saygı duydum. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen ve daha sonra bağlı olduğu devletini tanımadığı için bastırılması amacıyla üzerine asker kuvvet gönderilmesini gerekli bulan kabinelere uymamın sebebi, iktidardaki hükümet ile hükümdarlık makamının karşılıklı ilişkilerine ait meşrutiyetin gereklerinden ayrılmamak isteği ve bazı zorunlu siyasi sebepler rol oynamıştır. Beyannamede yazdıklarına göre Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderenin ve sonrasında tepelenmesi için Anadolu'ya askeri kuvvet gönderenin de Bahattin'in kendisi olmadığı ama iktidardaki hükümetin buna karar verdiği anlaşılıyor. Bahattin bakanların aldığı bu karara uyuyor. Kısacası Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi Bahattin'in planladığı bir olay değil. İstanbul hükümetinin Anadolu'da işgale karşı direniş gösteren vatanseverlerin üzerine asker göndermiş olduğunu da kabul etmekte ve kendisinin bu kararı da onaylamış olduğunu görüyoruz. Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliğin ortadan kaldırılması için bu gibi fedakarlıklardan geri durmamakla birlikte hilafetin saltanattan ayrılması ve başkentin İstanbul'dan Anadolu'ya taşınması karar ve düşüncelerine uygun görmek elimden gelmemiştir. Söylediğine göre Bahattin Ankara ve İstanbul hükümetleri arasında bulunan ikiliğin ortadan kaldırılması için fedakarlıklarda bulunmuş ama elimizdeki belgeler hiç de öyle söylemiyor. 28 Ocak 1921'de Mustafa Kemal Paşa, Zat-ı Şahane'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hattı ümayin ile ilan buyurmalarını istemek suretiyle Bahattin'e bir şans veriyor. Bahattin bu isteği kabul etmiyor. Ankara Meclisi'nin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, 6 Mart 1922'de bir kez daha sultandan meclisin tanınmasını talep ettiğini fakat maalesef olumlu cevap alamadığını bildirmiştir. Yani Ankara ve İstanbul meclisleri arasındaki ikiliğin kaldırılması için değil fedakarlıklar yapmayı Bahattin bu yolda gelen teklifleri dahi reddetmiştir. İstanbul'un manen Ruslara teslimiyle Bolşeviklere yaranmak amacında olan ikinci düşünceleri de hilafeti İstanbul gibi siyasi ve tarihi bir dayanaktan yoksun bırakmak anlamına geldiği için kesinlikle kabul edilemezdi. Bahattin devletin başkentinin özellikle güvenlik sebebiyle Anadolu'ya alınmak istenmesini İstanbul'un manen Ruslara teslim edilmesi ve Bolşeviklere yaranmak olarak yorumluyor. Ben o makamların özellikle hilafet makamının şeref ve haysiyetini muhafaza için geçici olarak tahtımdan, vatanımdan hatta huzur ve rahatımdan ayrı düşmeyi bile göze aldım.
Vahdettin geçici bir süreliğine tahttan ve vatandan ayrıldığını söylüyor. Hatta bunun için huzur ve rahatından bile ayrı düşmüş. Peki ülkenin istikbali ve hürriyeti için bütün güçlüklere ve yokluklara karşı canını feda etmiş olan Türk milletinin huzur ve rahatı ne olacak? Ceddim Osman Gazi'den Yavuz Sultan Selim'e kadar Osmanlı Devleti'nin amiyle Türk saltanatı vardı. Selim'den sonra ise bu saltanat hilafetin eklenmesiyle saltanat-ı Muhammediye haline gelmişti. Şimdi bana haksız yere vatana ihanet suçu isnat edenler, hilafeti hukuk ve nüfuzundan tecrit edip hükümsüz hale getirerek bu Muhammedi saltanatı yıkmış, yalnız vatanlarına değil bütün İslam alemine de ihanet etmişlerdir demekte. Sabık Sultan'ın düşüncesine göre Kuvayi Milli Önderleri hem kendi vatanlarına hem de İslam alemine ihanet etmişler. Ben devleti tehlikeden korumak için özellikle Dünya Savaşı'na girmemizdeki aşırılıkların acısını tattıktan sonra dış siyasette bana karşı olanların dediği gibi korkarak yani aşırıya kaçmadan ve acele etmeden hareket ettim. Daha doğrusu vakit kazanmak için icap ederse kendimi feda etmeye karar verdim. Bu ılımlı ve ölçülü tutum karşısında karşımdaki aşırılar ve her şeyi göze almış olanlar sonuçta başarıya ulaşırlarsa şahsen ben kaybedecektim. Fakat devlet kazanacaktı. Halbuki onlar devlete saltanat-ı İslamiyesini kaybettirdiler. Sonucunu hepimiz biliyoruz ki Vahdettin'in emperyalistlerin suyuna giderek izlediği korkak ve teslimiyetçi politika değil, ya istiklal ya ölüm diyen yürekli vatansever kişilerin tam bağımsızlığı amaçlayan iradesi kazanmıştır. Eğer benim bir hatam varsa din ve devletin bu derece yıkılmasına ve değiştirilmesine bazı müstesna kimseler dışında bütün vekiller, din bilginleri ve akıl sahipleri ve memleket ileri gelenleri tarafından ses çıkarılmayacağına ve bazı alçak çıkarlar karşılığında gizli ve açık biçimde yardım edileceğine ihtimal vermememdendir. Ben, devletin hayat ve ölümü ile herkesten çok ilgilenen aydınların vatani ve vicdani görevlerini bu derece kötüye kullanmayacaklarını düşünmekle yanlış yaptığımı itiraf ediyorum. Vahdettin beyannamesinin sonuna doğru sonuç olarak şunu açıklarım ki hilafet meselesinin çözümü dini, milleti, vatanı şüpheli ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir azınlık ile kısmen korkutulmuş ve zorlanmış ve kısmen de olayların iç yüzünden habersiz olduğu için kandırılmış olan 5-6 milyonluk Türk milletinin yetkisi içinde olmayıp bu 300 milyonluk İslam aleminin tamamını ilgilendiren bir sorundur diyor. Demek ki Vahdettin'e göre Kuvayi Milliyeci askerlerin dini, milleti, vatanı şüpheli ve karışık küçük birer azınlıkmış. Bu kişiler Türk değillermiş. Hilafetin kaldırılması veya sürdürülmesi 5-6 milyon bulunan olayların iç yüzünden haberi olmayan kandırılmış Türk milletinin de yetkisinde değilmiş. Atatürk'e ve etrafındaki vatanseverlere bunlar Türk değiller iftirasının atılması daha bakın milli mücadele sürerken başlamış olduğunu görüyoruz. Peki bütün varlığı ile İngiltere'ye teslimiyeti kabul etmiş olan halifenin temsil ettiği hilafet makamının dışarıdan kullanılması nasıl engellenebilecekti? Ben Türklerin üzerinde bütün İslam aleminin halifesiyim diyen Vahdettin'in özellikle kendisine en çok destek veren Hintlilerin İngilizlerden kurtulup bağımsızlıklarına kavuşmak için mücadele ettiklerinden haberdar değilmiş gibi davranmasını nasıl izah edeceksiniz? Bu yüzden şimdi ben hilafetin hakkında Ankara'da ve İstanbul'da verilen gereksiz ve zorlama hükmü kesinlikle kabul etmeyerek bana yapılan iftiraları yakıştıranlara tam bir nefretle reddedip geri çevirerek memleketin ırk ve mezhep ayırmaksızın bütün ailesinin mutluluk ve refahından başka bir emeli olmayan ve adalet ve itidalin egemen olmasını isteyen rahat bir kalp ve vicdan, hak ve hakikatin yenilmeyeceğine dair güçlü bir iman ile sevgili vatanıma dönünceye kadar mübarek toprağının ezelden beri arzulayıcısı olduğum Mekke ve Medine'de ve şimdilik Beytullah'ın civarında vakit geçiriyorum. 6. Mehmet Mekke ve Medine'de kalmak istiyor ama Fransız Dışişleri Arşivindeki belgeler İngiltere hükümetinin sömürgesi altında bulunan devletlerin hiçbirinin kendisini kabul etmek istemediğini ortaya koyuyor. Türkiye ve İslam alemi tarafından reddedilen Sabık Sultan artık büyük devletlerin tahtasında bir piyon dahi değildi. Misafir olduğum Arabistan'ın mukaddes beldelerinin yüce hükümdarı ile temiz soylu halkı tarafından gerek benim hakkımda ve gerek vatanından ayrı düşmüş diğer hemşerilerim hakkında gösterdikleri konukseverliklerini şükür ve övgüyle yad ettiğim gibi bulundukları seçkin ve temiz soyluluğa uygun bir şekilde hareket eden Şerif Hüseyin Hazretleri ile muhterem aile mensuplarının şan ve şereflerinin yücelmesini ve bu sayede Arabistan'ın mukaddes beldelerinin ve Necip sakinlerinin tarihe zinet veren geçmişleriyle layık oldukları mutluluğa erişmelerini de samimiyetle dilerim. Vatanı düşman işgalinden kurtarmış, canını dişine takmış insanlara kalkıp dini soyu sopu vatanı şüpheli diye hakaret edeceksin
İngilizlerle birlik olup senin devletinin askerini arkadan vurarak ihanet etmiş ve kendisini kral ilan etmiş Şerif Hüseyin'e seçkin ve temiz diyerek şükür ve şükranla yad edeceksin. Şan ve şereflerin yücelmesini ve layık oldukları mutluluğa erişmelerini dileyeceksin. Arkadaşlar, ben bu son cümle hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim duygu ve düşüncelerimi sizin tercüman olmanız için videonun yorumlarında size bırakıyorum. Buraya kadar izleyenler için küçük bir anekdot. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halifeliğin kaldırılmasından yalnızca 4 gün sonra Vahdettin'in şan ve şereflerinin yücelmesini temenni ettiği Şerif Hüseyin 7 Mart 1924 tarihinde halife olduğunu açıklamıştı. Vahdettin'in Mekke beyannamesi burada son buluyor. Kendisi İsviçre'ye gitmek istediğini bildirerek 2 Mayıs tarihinde bir ticaret gemisiyle Cidde'yi terk eder. Yolculuk sırasında fikir değiştiren Vahdettin İsviçre yerine İtalya'ya Mayıs ortasında San Remo'ya gelir ve orada vefat edene kadar kalır. Vahdettin'in San Remo günlerini bir başka çalışmada ele almayı düşündüğüm için burada konuyu sizlerin yorumlarına bırakıyorum. Türkçe tarihin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bulabileceğiniz içerikleri tanıdığınız kişilerle paylaşabilir ve kanalımıza abone olmalarını rica edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.